Bahçesinde bir ağacın dibinde otururken, biliyorsunuz 1966'da Aşık Veysel'e Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Meclisi tarafından kültürüne ve dinine üstün hizmetlerinden dolayı bir aylık bağlanmıştır. Şu anda Veysel'in evi müze haline getirilmiş, Veysel'in bahçesi de koruma alanı altındadır. Bahçesinde bir adamla otururken Veysel Baba, çocuğun biri geliyor, diyor ki ben o adamla da Hollanda'da direktmen karşılaştım. Diyor, böyle oturuyoruz ağacın dibinde, bir çocuk geldi, komşunun çocuğu. Dedi ki Veysel Baba, aranızda Sivaslı var mı Sivaslı? Sivas'ta güzel demezler, gozel derler, gozel. Diyor ki Veysel Baba, diyor, bahçende senin çok gozel armutlar var, bir tane çıkıp armut alıp yiyebilir miyim? O da diyor ki benim gozel evladım, çık da dallarını incitme. Diyor ki Veysel Baba, diyor, iki kardeşim bir de annem babam var, onlar için de alabilir miyim? Diyor evladım, dedik ya çık da dallarını incitme. Diyor çocuğun çıktığı armutla bizim aramız 70-80 metre. Veysel'in bahçesi çok büyüktür. Ve dünyanın her Atatürk'ün emriyle dünyanın bütün meyveleri ve çiçekleri Aşık Veysel'in bahçesinde mevcuttur. O yüzden dünyayı çok sever, dünyalıdır Aşık Veysel. Diyor çocuk armudun başına çıktı diyor. Benim gözlerim görüyor. Çocuk Sivas şivesiyle dedi ki aman iyi, bunun gözleri nasıl olsa kor. Ben boynumu boğazımı dolduram gider. Çocuk boynunu boğazını doldurdu. Tam inip gideceği sırada Veysel Baba şu eliyle kalbine çağırdı. Evladım dedi, bir dakika gelir misin? Çocuk yanına gidiyor. Diyor ki benim güzel evladım, sen 5 tane armut alacaktın. Deseydin ki 25 tane onu da verirdik ama niye yalan söyledin? Sen niye 25 tane armut aldın deyince, diyor çıkardık hepimiz üçümüzle beraber saydık ki tam 25 tane. Çocuk diyor böyle kafasına vurarak dedi ki Sivas şivesiyle, aman iyi Veysel Baba, senin gözlerin kör nasıl gördü? O da ona dönerek, şurası belki size bir yerde lazım olur. O da şöyle bir şey diyor çocuğa. Diyor ki, evet sıkıldınız herhalde, hemen geliyoruz. Diyor ki, vay benim güzel evladım. Sizin gözleriniz açık diye siz kendinizi görüyor mu zannediyorsunuz? Siz bakar körsünüz, ben gönülden görenlerdenim. Siz bakar körsünüz, ben gönülden görenlerdenim. Baba! Gözenliğin beş var etmez, gözenliğin beş var etmez. Bu bendeki aşk olmaz mı? Yakıyor bulamayı, ölümdeki köşk olmasın. Gönlümdeki köşk olmasın. Kim o
yazardı, kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi? O yağmur dile gezerdi, fikir başla baş bulmasın. Fikir başka başka olmaz. O sana aşık olmasa, o sana aşık olur. Bak, sen bana kurban, ben de sana elden bize kurban olsun. Sevgili dostlar, değerli canlar, geçmişini bilmeyenler, geleceğine sağlam bir şekilde bakamayacakları gibi, rüzgarın doğrultusunda da kurumuş yapraklar bir seni dağılır giderler. Ben Anadolu'yum, ben Veysel'im, ben Mahsuni'yim, sen de aynısı. Çünkü o toprağın, biz dünyayız, dünya biziz. Çünkü Yaradan bizi insan olarak yaratmışsa, bir daha insan gelmek istiyorsak insan gibi insan olmak. Zaten Veysel de diyor ki, var olurken yok olmaya dikkat edin. Hepinize iyi eğlenceler, iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.